Omikron varyantı Avrupa'da bir fırtına yarattı. 5 ülkede günlük vaka rekoru kırıldı. Fransa vaka sayısında ilk kez 179 bini gördü. Almanya artık zorunlu aşıyı tartışmaya başladı. Yunanistan'da ise aşı karşıtları silahlı başkaldırı çağrısı yaptı. Bulaşma oranı yüksek Omikron varyantı Avrupa'da yeni dalga değil, adeta fırtına yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, Omikron'un sağlık sistemlerini işlemez noktaya getirebileceğini belirterek rehavete kapılmayın uyarısı yaptı. Hastaneye yatışlar henüz daha az olsa da her gün yeni vaka rekorları kırılıyor. Fransa, İngiltere, Yunanistan, Danimarka ve Portekiz'de günlük vaka sayısı en üst düzeye çıktı. Fransa 179 bin yeni vaka açıkladı. Güçlendirici doz için bekleme süresi 4'ten 3 aya indirildi. Hafta başından itibaren ek tedbirler yürürlüğe giriyor. Haftada en az 3 gün evden çalışma zorunlu olacak. Kurala uymayan şirketlere caydırıcı para cezası yolda. İngiltere'de günlük vaka sayısı 117 bini geçerek yeni bir rekor kırdı. Hastaneye yatışlarda doğru orantılı artış yok. İnsanlardan yeni yıl kutlamaları öncesinde PCR testi yaptırmaları istendi. Sağlık otoriteleri çok geç olmadan ek kısıtlama getirilmesinden yana. Omikron, Hollanda'da baskın varyant haline geldi. Görülme sıklığı %50'yi geçti. Hollanda, 19 Aralık'tan bu yana tam kapanma altında. Yunanistan'da vaka sayısı bir günde 2 kat artarak 21 bini aştı. Bu şu ana kadarki en yüksek seviye. 3 Ocak'tan itibaren ek kısıtlamalar yürürlüğe giriyor. Bar ve restoranlar 12'de kapatılacak. Ayakta müşteri kabul edilmeyecek. Aşı karşıtları silahlı başkaldırı çağrısında bulundu. Belgeyi 1000'e yakın kişi imzaladı. Polis soruşturma başlattı. Aşırı sağ ve ırkçı Altın Şafak bağlantısı araştırılıyor. Almanya'da Omikron endişesi arttı. Aşının 18 yaş üstü herkese zorunlu yapılması tartışılıyor. İlgili düzenleme 10 Ocak'ta Federal Meclis'te oylamaya sunulacak. Fakat aşı zorunluluğunun sadece 60 yaş üstüne yönelik olması gerektiğini savunanlar da var.